İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, MTR Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Önemli haftalardan birine geldik. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna işgali başlamıştı. Onun yıl dönümüne geldiğimizi belirtelim. Önümüzdeki günlerde acaba tekrardan Rusya'nın bir taarruz başlatıp başlatmayacağına dair yıl dönümü öncesinde böyle bir çekince var. Ortalıkta böyle bir haber akışının dolaştığını belirtelim. Piyasa üzerinde nasıl bir etkisi olacak yakından takip edeceğiz. Bununla ilgili bir grafik çalışması da var. Birazdan sizinle paylaşacağız. Orada da son bir senede Ukrayna'ya nasıl bir destek verildiği, hangi ülkeler ne kadar yardım yapmış ona da bir bakalım isterseniz. Burada yaklaşık geçtiğimiz 12 ayda 36.4 milyar dolarlık bir destek yapıldı. Bunun %58'inin kredi olduğu ve geri kalanın hibe olarak verildiği gözüküyor. En büyük yardım Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor, 13 milyar dolar. Avrupa Birliği 11 milyar dolarlık bir yardım var. Bunun 10 milyarı kredi, 0.7 milyar doları da hibe olarak gerçekleşmiş. IMF'den 2.7 milyar dolar, Kanada 1.9, Avrupa Yatırım Bankası 1.7 milyar dolar, Almanya 1.6 milyar dolar, Dünya Bankası 1.4 milyar dolar, İngiltere 1.1 milyar dolar, Japonya 600 milyon dolar, Fransa 400 milyon dolar, İtalya 300 milyon dolar ve Hollanda 3 milyar dolarlık bir yardımda bulunduklarını görüyoruz. Bunlar gelen rakamlar diyelim. Önümüzdeki günler bakalım nasıl yeni gelişmelere gebe olacak, yakından takip ediyor olacağız. Endişeler işte Rusya'nın aylardır bir yedek askerleri göreve çağırıp bir hazırlık içinde olduğunu belirtiliyordu. Artık o hazırlıkların tamamlanma noktasına geldiği belirtiliyor. Bakalım, umarım böyle bir gelişme olmaz, piyasalar üzerine sıkıntı yaratmaz. Aynı zamanda tarıl koridorunda da tekrar görüşmelerin uzatılması noktasında süreçlerin ele alındığı dönemin içine girdik. Burada bir başka bir pazarlık unsuru olarak karşımızda olacağını hatırlatalım. Yurt dışı tarafına döndüğümüz zaman yine Amerika'da bugün başkanlar günü nedeniyle piyasanın kapalı olduğunu biliyoruz. Bu hafta perakende sektörü bilançoları gelecek. Perakende tüketici harcamaları tarafında bir güçlü seyir vardı. Oranın buradaki perakende sektörü firmalı bilançolarından nasıl etkilendiğini yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Bu tarafın güçlü olması Fed'in elini zayıflatan unsurlardan biri olduğunu hatırlatalım. Faiz indirimleri noktasında hareket etmesinin önünü tıkayan, arttırmaların devam edip etmeyeceğini bize sorgulatan bir yapı. Güçlü verilerin gelmeye devam etmesi Fed için işte 2 tane 25 bas puanlık faiz artırımı yaparak işi bitireceği beklentisi varken artık yavaş yavaş beklentinin 3 tane 25 bas puana doğru evrildiğini görmekteyiz. 5.1'ler yavaş yavaş 5.3'e doğru evriliyor. Bunlar dikkat çekici. FED faizin 5-5.5 bandında bir bölgede evrilmesi beklentisi söz konusu. Geçtiğimiz hafta özellikle de 1 yıllık tahvilde 5 ve üzerine fiyatlamaların gelmeye başladığını gördük. Bu da piyasa üzerine bir baskı unsuru, yukarı doğru hareketlenmede biraz daha sınırlı hareket etmeye yol açtı. Altında da aşağı doğru fiyatlamaların geldiğini gördük. İç tarafa gelirsek burada da baktığımız zaman özellikle de bu sabah saatlerinde tüketici güven endeksi geldi. 4.3'lük bir artış var. 79.1 puana çıktı. 82.5'lük bir 79.1'den 82.5'a doğru yükseldi. Şunu da söylemek lazım. Önümüzdeki dönemde buradaki yükselişin devam edip etmeyeceği biraz da bu deprem öncesi veriydi. Deprem sonrasında sıkıntı yaratabilir. Unutmamak lazım. Bu tür verilerde kritik eşik 100 bas puan, 100'ün üstü 6 değerlendirmesi var. 100'ün altında olduğu sürece hala sıkıntılı döneme işaret ettiğini belirtelim. Gelin bir fiyatlamalara bakalım isterseniz. Sonra peşinden grafiklerle yola devam edelim. Altında fiyat 1847 dolarda, gram altın 1120 TL'de, dolar TL 18.87, gümüş 21.87, gram gümüş TL 13.27'de, paladyum 1499.54, platin 926.05, Brent 83.80, Amerikan tipi ham petrolde 77 doları görüyoruz. Doğalgaz 2.21'de, soya fasulyesi 1527, mısır 677.75, buğday 765.50, kahvede de 189.85 fiyatlamalar. Haber başlıklarınıza bir göz atalım. Orada da neler var bir yakından takip edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden 100 milyon dolarlık ek
deprem yardımı. ABD'de Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin deprem felaketinden etkilenen Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik yardımlarının 50 milyon doları acil mülteci ve göç yardım fonundan 50 milyon doları da Dışişleri Bakanlığı ve USAID aracılığı olmak üzere ek insan yardım olarak açıklandı. ABD'de ayrıca Birleşmiş Milletler yardımlarının Suriye'ye ulaşması için Babu Selam sınır kapısının yeniden erişimin kolaylaştırılması için Türkiye hükümetine minnettar olduklarını da ifade edildi. Çin'de kredi hızı düşebilir haberi geldi. Çin Merkez Bankası yeni kredilerin Ocak ayında rekor seviyeye çıkması sonrasında riskleri kontrol altına tutmak için bazı bankalardan kredileri Şubat ayında yavaşlatmalarını istedi. Kaynaklara göre Çin Merkez Bankası bankalara resmi olmayan talimatı bu ayın başlarında gönderdi ve bazı bankalardan kredileri uygun bir büyüme oranı çerçevesine vermelerini talep etti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Çin'in tüketiminin artmakta olduğunu, ortalama göreceli olarak çok az yeni LNG'nin piyasaya gelmekte olduğuna işaret ederek gelecek yıl enerji arzına yetersizlik olabileceği uyarısında bulundu. Avrupa hükümetlerinin enerji güvenliğini sağlamak adına geçen yıl pek çok doğru karar attıklarını ifade eden Birol, ılıman geçen kışın ve Çin'deki zayıflığın etkisiyle bu kışın şanslı bir şekilde atlatıldığını belirtti. Yine Çin'den bir haber başlığımız var. Çin dünyanın en büyük rafinerisinin haline geldi. Haber başlığımız, Çin'in petrol ve kimya endüstrisine yapılan yatırımlarda istikrarlı bir büyüme trendi sürüyor. Toplam rafinaj kapasitesinin yılda 920 milyon tona ulaşmasıyla Çin artık dünyanın en büyük petrol rafinerisi haline geldi. Çin Petrol ve Kimya Endüstrisi Federasyonu endüstrinin 2022 ekonomik işleyişiyle ilgili bilgileri paylaştı. 2022 yılında petrol ve doğalgaz üretiminde istikrarlı büyümenin korunduğu, petrol ve doğalgaz çıkartmaya ve kimya endüstrisine yatırımlarında hızla büyümeye devam ettiği öğrenildi. Elektrik şirketleri 11 milyar lirayı geri ödeyecek. Geçen yıl Nisan ayında devreye alınan azami ulaştırma fiyat mekanizmasının ardından EPDK, sisteme aykırı fiyat hareketleri nedeniyle 40 şirketin 11 milyar lirayı geri ödemesini istemişti. Geri ödenecek miktarın 15.3 milyar lira olarak netleştiği ve 4 milyar liranın tahsil edildiği belirtildi. Yetkililer bu durumda ceza değil, haksızca alınan meblağın geri ödenmesi olarak yorumlandı. Hemen döndük fiyatlamalardan sonra yapmıştık. Grafiklerimize bakalım. Özellikle de DXY ile biliyorsunuz her zaman onunla başlıyoruz güne. Ne vaziyette grafiğimiz, oradaki gelişmeler bize ne işaret ediyor. DXY 240 dakikalık grafik açısından baktığımızda bugün piyasanın kapalı olduğunu biliyoruz. 104.60'lara kadar giden bir yapı oluştu. 101 seviyesinin altını test edildikten sonra basamak basamak yukarı doğru tetiklenen bir süreç olmuştu. 103.80'ler önemli bir eşik, o bölgedeyiz. Aşağı doğru baskılama var. Kısa vadeli orki ortalamanın aşağısına gelmişiz. Düzeltme hareketi biraz daha derinleşebilir önümüzdeki günlerde. 103.30-103.40 bölgesine kadar geri çekilme şaşırtıcı olmayacaktır. O bölge önemli bir eşik bölgesi. Geri çekilme de ilk destek olarak değerlendireceğimiz nokta olduğunu belirtelim. O bölgenin testine şu an için kısa vadede geri çekilmemenin sağlanması lazım. Oradan tekrardan yukarı doğru bir hareket gelebilir. Yine keza dönüp haftalık grafik açısından bakarsak, haftalık grafikte de bizim için 50 haftalık ortalama 104.095'te. O bölge ana direnç konumunda, o bölgenin üzerine çıkamıyoruz. Şu anda 50 haftalık ortalama ile 8 haftalık ortalama arasında sıkışma gösterdiğini söyleyelim. Bu bölge arası bu haftanın sıkışma haftası olarak değerlendirilecek. Bu hafta biliyorsunuz FED tutanaklara gelecek. Tutanaklar sonrasındaki değerlendirme piyasa için daha da kritik önem arz edeceğini hatırlatalım. 104 seviyesinin üzerindeki, 104.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlar burada güçlenme sinyalleri olarak okunur. Yukarıda 104.90 yeşille gözüken ortalama kritik eşiğimiz, o bölgeye kadar toparlanmanın devam etmesi beklenebilir. Dip çalışmasının meyvelerini vermeye başladığını, toparlamanın biraz daha zamana yayılarak da olsa yukarı doğru ivmelendirme getireceğine işaret eden bir grafik. Tahvil piyasası ne söyler?
Tahvil piyasasında da 3.82 ile 5 arasında sıkışmış bir tahvil piyasasını görüyoruz. Aradaki bas puan farkı 118'e kadar daralmış. 125 civarında gidiyordu genellikle. Buradaki sürece baktığımız zaman takip ettiğimiz tahvillerden biz burada bir ara 8 tane tahvil takip ediyoruz. 6 tanesinin 4'ün altında olduğunu görüyorduk. Şu anda sadece 3 tane tahvilin 4'ün altında kaldığını gösteriyor. Bir tepe oluşumu çalışması vardı ama bunun son gelen verilerin güçlülüğüyle beraber Fed'in işte orta noktasının yavaş yavaş yukarı doğru evrilmesi, 5.1'ler 5.3'lere doğru çıkması, piyasanın da buna yakınsamasıyla beraber burada piyasa faizleri de yukarı doğru evrildiğini görmekteyiz. Kısa vade adına baktığımızda 4-10 ortalama açısından değerlendirdiğimiz zaman özellikle 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil için kritik eşik bölgesi olarak konulduğunu bize söylüyor. Peki 10 yıllık tahvilin üzerine gidersek nasıl bir seyir var? Buradaki seyre baktığımız zaman 3.30'lardan başlayan hareket 3.90'lara doğru hızla bir evrim içine girdi. Geçtiğimiz son 3 haftada hep yukarı doğru giden bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. Şu ikili dip oluşumu sonrasında bir satış baskısının geldiğini söylemek mümkün. Çanak oluşturduk. Çanağın üst sınırı 3.90 bölgesi olduğunu belirtelim. Bu bölgenin ötesine geçip geçmeyeceği oldukça kritik bir konu. Yukarıda 4.01'ler bizim için önemli bir eşik konumuna geçmiş vaziyette olduğunu hatırlatalım. Şu anda 3.75-3.87 bandı içine sıkışmış bir 10 yıllık tahvil görüyoruz. Peki 10 yıllık tahvilin günlük haftalık grafikte o. Günlük grafik açısından değerlendirirsek ne işaret ediyor? Burada da 3.95 ile 3.83 arasında sıkışmış bir yapı var. Projeksiyon açısından baktığımız an 3.83'ün üzerinde kaldığı sürece bizim için yani 3.82'nin üzerinde kaldığı sürece kritik bölge. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık yukarıdaki hedeflere işaret ettirir. Ara direnç 3.90 bölgesindeydi. O bölgeden bir geri çekilmeyi yaşattığını görmekteyiz. Mesele 3.82'nin altına inip inmeyeceğimizde eğer süreç 3.82'nin altına inebilir ise biraz daha sakinleşmenin gelmesi beklenir. Ama yok, 3.82'yi destek olarak sürdürmeye devam ederse yukarıdaki hedefimiz bizim için artık 4.13 bölgesine işaret etmeye başlar. Dikkat etmek lazım. Oraya kadar gitmesi halinde hem borsalar hem altın tarafının daha zayıf bir performans sergilemesi beklenir. Hemen Refinitiv'in çekirdek emtiyasına bakalım. Buradaki yapıya baktığımız zaman aşağı doğru baskılanmanın devam ettiğini görüyoruz. Güçlenen dolar buradaki hareketi de sınırlandırdı. Bu sınırlanmayla beraber 267 bölgesindeyiz. Şu aralığın içine sıkışmış vaziyette bir bölge, dar bir aralık. Aşağısı 263, yukarısı 278. Bu bant içine gidip gelen bir yapı oluştu. Stabil bir durum demek lazım. Yön arayışı hala devam ediyor. 263'ü ben kritik eşik olarak kabul ediyorum. O bölgenin altındaki fiyatlamalar bize 255-257 bölgesini getirebilir. Bu da merkez bankalar için iyi bir haber. Enflasyonla ilgili sıkıntıların giderilmesi yönünde atılacak adımların önünü açabilecek kaynakların olduğunu bize gösterir. Öte yandan dönüp Bloomberg'in çekirdek emtiyasına bakarsak, burada da kırmızı ile gözüken ortalamanın altında sarktığımızı görüyoruz. Nedir o ortalama? 100 haftalık ortalama. 107.91 dedi. Aşağısındayız. Şurada bir düşen trendten bahsediyoruz. Onun da sağlıklı şekilde çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada resim ne zaman bozulur? Tekrardan emtia fiyatları güçlenmeye başlar diye sorarsanız önce 111 seviyesinin aşılması, peşinden de 113.70'lerin aşılmasıyla bu mümkün olur. Şu an için hala bir marj olduğunu bize söyleyen bir grafik olduğunu hatırlatalım. Burada da bir aşağı doğru baskılanma ile beraber bir yatay bant olduğunu söylememiz mümkün. Bakalım önümüzdeki günler neye işaret edecek. Altına dönelim, altının günlük grafiğine bakalım. Altının günlük grafiğine bakar isek ne görüyoruz? Şunu söylemek lazım. Hatırlarsanız burada bir iki kanaldan bahsediyorduk. Bir kanal bu, ikinci kanal bu şeklinde. Bu kanalın çalışmasıyla beraber, kırılmasıyla beraber şu bölgede bir takozdan bahsediyorduk. O takoz kırıldı, sertleşen bir hareket. Kanalın üst bandından alt bandına doğru hareketin devam etmesini, kırmızıda gözüken ortalamanın bizi çağırmasını bekleriz diyorduk. O gerçekleşti. O bölgeden son 3 gündür bir tepki verme çabası içinde olduğumuzu görüyoruz. 1820 ana destek konumunu koruyor.
O bölgeden hemen uzaklaşma çabası. Şu anda 1846'dayız. Ama yukarıdaki hareketinde aşılması gereken kritik eşikleri var. Neresidir derseniz, 1851-1854 ilk eşik. Orası bizi zorlayacak bir yer. Çünkü neden diyeceksiniz? Kısa vadeli ortalamalar açısından baktığımız zaman burada 8 günlük ortalama ile 50 günlük ortalama bir sat sinyali oluşturdu. O bölgeye kadar gerçekleşen yükselişler, yani 1851-1854 aralığına kadar gerçekleşen yükselişleri biz tepki yükselişi olarak okuruz. O bölgeden tekrardan bir satışla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olabilir. Şu bölgenin biraz dokunduktan sonra hafif morun kafayı yukarı çevirmesi, tekrardan maviyi, yani 50 günlük ortalamayı aşağıdan yukarı doğru giderek kesmesi beklenir. Ama bunun için biraz zamana ihtiyacımız olduğunu belirtelim. Şuradaki gün sayısı adına bakarsak yaklaşık olarak bir, hemen şu bölgeyi değerlendirsek nerelere işaret ettiğini söyleyelim. Yaklaşık olarak 24 Şubat'a kadar, yani bu hafta iyi bizim. Aşağıda 1820'ler, yukarıda 1855'ler bu bant içinde geçirmesi beklenir, burayı doldurması adına. Daha sonrasında bu bölgeden trend çizgisinden bir tur daha destek alıp yukarı doğru ataklanma, mor ve mavinin geçirmesi, sonra hedef neresi olur? Yeşilde olan gözüken ortalama 1870, o da yavaş yavaş aşağı gelecektir. 1860'lara kadar 60-65 bandına bir bölgeye gelir. Ne zaman biz o yeşille gözüken ortalamanın üzerinde fiyatlama almaya başlarız, hareket güç kazanma yönünde hareket edecek diye konuşmaya başlarız ve yukarıda 1900'ler artık hedefe girmeye başladı diyebiliriz. Şu an için bu sinyali üretmek için önümüzde 4-5 günlük bir süreç olduğunu belirtelim. Tabii buradaki süreçte gelen verilerin güçlü kalması, Fed'in faiz artımının devam edecek olacağına yönelik beklentiler, mesela daha önce 2 faiz artımı beklenirken artık 3 faiz artımı gündemde olduğunu belirtelim. Baktığımız zaman hangi tarafta? İşte Morgan Stanley, Goldman Sachs gibi kurumlarda da yukarı yönlü revizyonların geldiğini görmekteyiz. Fed üyeleri tarafında da yine benzer senaryolar konuşulmaya devam ediyor. İş ne zaman daha da bozulur? Net şekilde söyleyeyim. Ne zaman biz bu trend kanalının dışına bir fiyatlama almaya aşağıya doğru kırılması, 1820'nin altına günlük kapanışlar almaya başlarız. O zaman bu mevcut 1610'lardan başlayan 1960'ı gören yükseliş trendinin artık sonuna geldik, bitti demek olur. O gerçekleşmediği sürece kanal içindeki düzeltme hareketin alt sınırı bölgesinden tepkisel nitelikte bir hareket içinde olduğumuzu söyleriz. Ama 1820'nin ötesine geçen bir fiyatlama bize aşağıda artık belki 1795'ler, 1769'lar konuşacağımız dönemin önünü açar. Şu an için tabii ki hiç arzu etmediğimiz noktalar olduğunu hatırlatalım. Haftalık grafik ne söyler? Haftalık grafiğe baktığımız zaman biliyorsunuz burada yükselen takoz tehlikeli diyorduk. Dışına taşarsak baskılanırız diyorduk. O baskılanmayla beraber 21 haftalık ortalamaya geldik, dayandık geçtiğimiz hafta. 1820'lerdeydi. Oradan tepki verdik. Şimdi tepki hareketi içindeyiz. Bu tepki hareketinin üst sınırı 1856-1857 bölgesi olduğunu hatırlatalım. O bölgenin aşılması lazım. Fiyatın tekrardan o bölgenin üzerine oturuyor olması gerekiyor. Bu hafta onun için karar haftalarından biri. O nedenle ya aşağıda 1820, yukarıda 1856-57 bölgesi bu oranın içini dokuyacağı bir hafta olması beklenir. Haftaya da, önümüzdeki haftada kendisini bakalım yukarıdaki hedeflere taşıma potansiyeli sergileyebilecek mi? Gelen veriler burayı baskılamaya devam eden Fed'in söylemlerinin sertleşmesi, üyelerin söylemleri, yine tutanaklar bizim için önemli olacak. Tutanaklarda Şahin söylemlerinin hakim olması burayı biraz daha baskılatabilir. O takdirde 1821'in altındaki fiyatlamalar gerçekleşmeye başlar ise 1804-1810 aralığı destek olarak takip edilecek bölge olduğunu hatırlatalım. O bölge son geri çekilme noktası olması lazım. O bölgenin ötesine geçen düşüşler, demin de bahsettiğim artık bu şu bölgeden başlayan yükseliş hareketinin düzeltmesinin de ötesine geçer ve yükselişin bittiğini teyidi olacak seviyedir. Onu da belirtmek gerekiyor. O bölgenin altındaki fiyatlamalar başlar ise kırmızının altı nedir?
50 haftalık ortalamanın altı, o zaman baskılı sürecin önünü açar. Mesela benzer hikaye şu bölgede olmuş. Ne olmuş? 50 haftalık ortalamanın altına düşünce uzun süre altında kalmaya başlıyor. O nedenle o bölgenin altına inilmemeli, altın tarafında. Peki uzun vadeli resim ne söylüyor bize? Ayın sonuna doğru yaklaşıyoruz biliyorsunuz. Bizim için geçtiğimiz dönemde hep şundan bahsediyorduk. Bizim için 1929-30 bölgesi oldukça kritik bölge. O bölgenin üzerinde iğne atsak da biz kapanış gerçekleştiremiyoruz. Bütün resmi tamamen güçlü boğaların eline geçti diyebilmemiz için bu bölgenin üzerinde aylık kapanışlara ihtiyacımız var. Ve hatta o da yetmiyor. 1985 ve üzerinde kapanışa ihtiyacımız var diyorduk. O bölgeye yaklaşınca hemen satışların derinleştiğini gördük ve aşağıdaki destek bölgesine doğru hızla sarktık. Neresi orası? İşte 1820-1830 bölgesi. Bu grafik bize 1832'nin üzerinde kalınması gerektiğini, ayın kapanışının bu bölgenin üzerinde olması gerektiğini söylediğini hatırlatalım. Geri çekilmelerde, sarkmalarda 1795 burada da ana destek konumunu koruyor aylık grafik adına. Gümüşe gidelim. Gümüş ne söyler? Gümüşte de bir bant hareketinden bahsediyorduk. Yukarıda hatırlarsanız 23-30, 24-30 bu bölge dağıtım bölgesi oldu. Ortalamaların altında sarkınca geri çekildik. Bizi yavaş yavaş da 21-90, 22-20 bölgesi bekliyor dedik. O bölgelere geldikten sonra gelen tepkiler zayıf kaldı. 8 günlük ortalama baskıladı, fiyatlama üzerine gidemedi. Ve gelen verilerin kuvvetli olmasıyla beraber 21-10 desteğine kadar çekildik. Oradan tepki veriyoruz. Kuvvetli bir kaçış çabası var son iki gündür. Şu anda 21-92 bölgesi ilk önemli direnç konumunda olduğunu belirtelim. Orayla temaslanma çabası içine girdik. Ne zaman biz 21-92 üzerinde fiyatlama almaya başlarız? Günün kapanışı o bölgenin üzerinde gerçekleşmeye başlar. Evet, gümüş biraz daha ivme kazanmak istiyor demek olacaktır. Ve burada biraz yataylaşıp patinaj çekebiliriz. Taşmalar olabilir yukarı doğru. Nereye kadar? 22-20. Şu bölgenin doldurulmaya başlaması, fiyatların kapanışlarının bu bölgenin üzerinde gerçekleşmesi lazım ki hareket tekrardan toparlanma emareleri gösterebilsin. Tepkinin ilk önemli direnç noktasına kadar gelmiş durduğumuzu belirtelim. İkinci aşama, eğer mavin üzerine çıkmaya başlar fiyatlamalar o bölgenin üzerine gerçekleşmeye başlıyorsa o zaman kırmızı ve moru takip edeceğimizi belirtelim. Kırmızı 50 günlük ortalama, mor ise 21 günlük ortalama. 55 ve 21 günlük ortalamalar direnç bölgesi olarak karşımızda olacaktır. Ne zaman 22-70 üzerine fiyatlama alırız, bir şeyler değişti diyebiliriz. Son olarak da hemen şu grafiğe de bakalım. Çok kısa bir zamanınızı isteyeceğim. Burada altın-gümüş paritesi tarafında da hedefe geldiğimizi belirtelim. O bölgeden bir düzeltme içine girmeye başladık. Hedef neresiydi? Kısa vadede 85-75. O bölgeden geri çekimin 83 bölgesine kadar, 83-20'ye kadar sürmesi beklenebilir. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın.